Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldin. Eğer kanalıma ilk kez geliyorsan benizsin. Bugün başlıkta da görmüş olduğun gibi 120 TL'ye bir makyaj çantası oluşturacağız. Daha doğrusu ürünleri göstereceğim ve bu videoda o ürünlerle makyaj yapıyor olacağım. Göstereceğim ürünler tabii ki daha önce kullanmış olduğum uygun fiyatlı, alınmaya değer ürünler olacak. Hepsinin fiyatını da şu an indirimli haliyle söylüyor olacağım. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Bir an önce şu yüzümü düzeltmek istiyorum. Hadi bakalım videoya geçelim. İlk olarak bu BB kremle başlayacağım. Bu Not'un BB kremi. Fiyatını da söyleyeyim. Şuraya yazmıştım. Bütün fiyatları da. Şu andaki daha doğrusu indirimli fiyatlarında. Şu anda 27-25'e geliyor bunun fiyatı. Aslında bu Garnier'ın BB kremini gösterecektim ben bu videoda. Ama neredeyse hep uygun fiyatlı ürünler videosunda çok fazla görüyorum o ürünü. O yüzden bir farklılık olsun dedim. Ondan da inanılmaz derecede memnunum. Ama bu da indirime girdiğinde mutlaka bakılması gereken bir BB krem olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem kapatıcılığı çok iyi hem de indirimde özellikle çok iyi bir fiyata geliyor. O yüzden buna da bakabilirsiniz. Hatta şöyle bir göstereyim. Çok az uygulamış olmama rağmen kapatıcılığı bence gayet iyi. Benim için en azından yeterli. Yani bir BB kreme göre gerçekten çok çok iyi bence. Uygun fiyatlı en sevdiğim kapatıcılardan bir tanesi kesinlikle bu Vedan Wild'ın Fotofocus Concealer'ı. Bunun da fiyatı 22 liraya geliyor indirimde. Kapatıcılığı orta ama gerçekten çok çok memnunum. Uygun fiyatlı kapatıcı deyince aklıma ilk gelen ürünlerden bir tanesi bu. Hem uygun fiyatlı olsun hem de kapatıcılığı iyi olsun diyorsanız indirimde özellikle 22 liraya düşüyor. Tekrardan söyleyeyim. Mutlaka buna bence bir bakın. Biraz böyle göz kapaklarıma falan da süreceğim. Şimdi bir önceki videomda, cilt bakım rutini videomda hatırlarsanız şey demiştim. Bu gözümün üzerinde belli noktalarda kuruluk var demiştim. Şimdi kapatıcıyı sürdükten sonra çok daha belli olacak. Onu size göstermek istiyorum. Ve pantol kullanıyorum ama ne bileyim sanki bir süre iyi geliyor. Daha sonra tekrardan aynısı oluyor gibi geliyor. Şöyle bir göstereyim size. Eğer böyle bir şey yaşayan varsa lütfen bana yardımcı olsun. Şu kısımda, şurada, tam şurada garip bir şey oldu. Sanki şey gibi duruyor şu anda baktığım zaman. Fondöteni sürmüşsünüz de çizgi çizgi kalmış gibi. Oysa ki alakası yok. Şurada da aynı şekilde var ama buradaki daha küçük. Buradaki baya baya büyük gözüküyor. Ve gerçekten çok belli oluyor. Şu anda inanın sizin kamerada gördüğünüzden çok daha fazla belli oluyor. Kameraya tam olarak görüntüsü yansımadı. Gerçekten çok fazla rahatsız etmeye başladı. Sanırım bir doktora gitmenin zamanı geldi. Aslında çok fazla önemsememiştim. Çünkü dediğim gibi Bepanten falan kullanıyordum ve iyi geliyor gibiydi aslında. Ama daha sonra tekrarladı yani bu durum ve doktora gitmenin zamanı geldi sanırım. Ama eğer sizin de başınıza böyle bir şey geldiyse lütfen bana da söyleyin. Ben de şundan bir an önce kurtulmak istiyorum. Her neyse, şimdi kapatıcımızı da uyguladıktan sonra yine benim çok fazla sevdiğim ve indirimde mutlaka alınması gereken bir ürünü göstereceğim. Bu Maybelline'in Color Tattoo'larından. Bendeki bu pembe olanı, ismi de Pink Gold olarak geçiyor. Rengini de size şöyle bir göstereyim. Rengi gerçekten çok çok güzel. Bunu direkt elimle uygulayacağım. Çünkü fırçayla uyguladığım zaman çok iyi bir sonuç aldığımı düşünmüyorum. Direkt elimle uygulayacağım bunu. İşte böyle bu durum beni inanılmaz derecede rahatsız ediyor. Doktora gitmemek için sanırım fazla direndim ama eğer bir çözüm bulamazsam tabii ki de gideceğim. Bu arada bir sonraki videom çok çok büyük ihtimalle bir sohbet videosu olacak. Konusunu da henüz karar vermesem de ya varsayımlarınızla ilgili bir şey yapmayı düşünüyorum ya da bir önceki videomda söylemiş olduğum gibi işte sevgilinizden nasıl ayrıldığınız, en son aldığınız mesajlar tarzında bir video çekmeyi düşünüyorum. Yorumlarınızda Instagram'dan veya burada açacağım oylamadan mutlaka bekliyorum. Şimdi ben bunu sürdüm. Sırada bu Bilus'in üçlü çok tatlı mı tatlı bir kontür seti var. Bunun hemen fiyatını söyleyeyim size. 13 liraya geliyor. 13 liraya hem allığınızı, hem aydınlatıcınızı, hem de kontürünüzü almış olabiliyorsunuz. Bilus'un ürünleri gerçekten hem çok fazla uygun fiyatlı hem de gayet iyi kesinlikle.
Aslında çok fazla Beauty's'in ürünlerini göstermek istemedim çünkü şu anda böyle 3-5 eksiğim var Beauty's'ten almam gereken. Onunla ilgili bir makyaj videosu çekmeyi düşünüyorum. Orada detaylı bir şekilde memnun kaldığım veya beğenmediğim ürünleri gösteriyor olacağım. Gölgelendirme için aslında şuradaki bu allık rengini kullanacağım. Makyaj biraz daha uğraşılmış gözüksün istiyorum. Bu arada şey de söyleyeyim, video fikirlerinize de çok fazla açığım. Kanalımda görmek istediğiniz videoları yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Ve şunu da söyleyeyim. Tırnak yemeğiyle ilgili çok fazla bir video isteği vardı. O da en kısa zamanda gelecek. Ve şimdi birazcık kirpik diplerimi kahve bir kalem geçeceğim ki şu pes pembe görüntüden kurtulayım diye. Bu Emily'nin kahverengi göz kalemini kullanacağım. Sadece kirpik diplerimi biraz daha belirginleştirmek için bunu kullanacağım. Eyeliner aslında kullanmayacağım çünkü her makyajımda eyeliner kullanıyorum ve bir de eyelinersız bir makyaj yapayım dedim. Şöyle bir fırçayla da o kalemi birazcık dağıtıyorum ki çizgi gibi gözükmesin. Sadece o pembeliği kırmak istedim. Ve sırada rimel aşaması var. Tabii ki bir isim bu fake rimelini kullanacağım. Hem uygun fiyatlı hem de gerçekten çok güzel bir rimel. Bunun fiyatı 14-25'e geliyor. Piyasadaki daha yüksek fiyatlı rimellere göre tamamıyla aynı işlevi görüyor. O kadar para vermek yerine 14-25'e bunu alabilirsiniz. Şunu rimelliyim, bu da rimelsiz kalsın. İkisi arasındaki farkı daha net bir şekilde göreceksiniz. Kirpiklerinizin tek tek ayrılmasından hoşlanıyorsanız, daha uzun göstermesini istiyorsanız bir rimelin mutlaka bu mor alanına bakın. Kesinlikle rimel kullanmayı çok fazla seviyorum. Makyajın görünümü direkt olarak değişiyor. Şimdi diğer gözüme de uygulayacağım ve geri geleceğim. Ve rimel olayını tamamladıktan sonra göz altlarıma tekrardan bir kapatıcı sürmek istiyorum. Aslında en başta kapatıcı sürerek sanırım hata yaptım. Çünkü o pembeler aşağıya birazcık aktı. O yüzden tekrardan daha temiz bir görüntü için concealer'ı tekrardan geçeceğim. Ve tabii ki yine Beauty's'in bu üçlü kontür setinden şu kahverengi olanı çok azıcık alıyorum. Göz altıma birazcık geçeceğim ki çok fazla boş kalmasın. Bu kontür paleti gerçekten hem uygun fiyatlı, hem allık olarak kullanabiliyorsunuz, hem far olarak aydınlatıcısı, kontürü, her şey içerisinde ve kaç paraydı tekrardan söyleyeyim. 13 lira. Ve buradaki bu tatlı minik allığı uygulama vakti geldi. Allık fırçama şu çok azıcık alıyorum. Rengi de gerçekten çok güzel ve inanılmaz pigmentliymiş. Lütfen alırken böyle pat 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 çok fazla almayın. Çünkü bu da pat kalıp gibi yüzünüze kalabilir. Ortadaki bu aydınlatıcısını da alıyorum. Gördüğünüz gibi aydınlatıcısı da bir efsane. Çok tatlı parlıyor. Birazcık da şuraya. Ve tamamdır sanırım. En son kaşlarımı unutmayayım. Pastelin bu eyebrow maskarasını kullanacağım. Renkli bir maskara. Bunların jel olanları da var. Onlar renksiz, sadece sabitlemeye yarıyor. Ama ben böyle renkli bir kaş maskarası tercih ettim ki hem boşlukları doldursun hem de kaşlarımı sabitlesin. Ve tabii ki her şey bittikten sonra son olarak ruj adımı kalıyor. Ruj olarak da yine birisi bu asansörlü dudak kalemini kullanacağım. Rengi çok 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 güzel. Şimdi dudağıma sürdüğüm zaman göreceksiniz. Hemen ismini de söyleyeyim. Altum diye geçiyor. 203 numaralı asansör kalemi. Bunun da fiyatı 8.25. Rujumu da sürdüm. Görmüş olduğunuz gibi rengi gerçekten çok çok güzel. Bilmiyorum ama benim en sevdiğim tonlar bunlar. Ve böylece makyajımı bitirmiş oldum. Videomu da artık kapatabilirim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanındaki zil işaretini açarak da attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına linkimi bırakıyor olacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.